Philadelphia'daki Demokrat Parti kurultayı ile ilgili son gelişmeleri almak için Stephen Grobe'ye bağlanıyoruz. Hillary'den bahsedelim biraz. Büyük partilerden biri tarafından başkan adayı olarak gösterilen ilk kadın. Gerçekten tarih yazdı fakat yine de birçok kadın ona oy verme konusunda isteksiz. Bu neden kaynaklanıyor sizce? Bence hayat hikayesini anlatan konuşması birçok kadının fikrini değiştirmiş olabilir. Daha önce hiç bu kadar ağlayan kadın görmemiştim. Önce Başkan Obama'nın konuşması sırasında, ardından da Hillary Clinton'ın konuşması sırasında. Soğuk bir yüzü vardı, sistemin bir parçası olarak görülüyordu. Fakat dün gece birçok kadın onun gözyaşlarına tanık oldu. Bence ilk kez tarihi başarının etkisi görüldü. Kurultayın başlangıcına Bernie Sanders taraftarlarının protestoları damga vurmuştu. Sence seçmeni etrafında toplamayı başarabilecek mi? Önümüzdeki yaklaşık 3 ay içinde Hillary Clinton'ın asıl mücadelesi de bu olacak zaten. Hem hoşnutsuz Bernie Sanders taraftarlarını hem de hoşnutsuz cumhuriyetçileri kazanmak için ince bir çizgide yürümek zorunda. Hillary'nin daha fazla sola kayacağını sanmıyorum. Zaten şimdiye dek Bernie Sanders taraftarlarını ve sol seçmeni ikna etmek için yeteri kadar hamle yaptı. Fakat bir yandan da adaylığından hiç memnun olmayan cumhuriyetçi seçmenle yakınlaşmak zorunda. Eylül'de başlayacak başkanlık tartışmalarında gerçek manada bir siyasi kültür çatışmasına şahit olacağız. Bu çok zor ve yer yer ahlaksız bir kampanya olacak. Hillary'nin desteklenmesine yönelik elektronik postalarla ilgili patlak veren skandal kurultayı adeta kuşattı. Clinton bunun üstesinden gelebilecek mi? Bence evet, şu anda kesin olan bir şey var. Amerika ülkenin iki farklı vizyonu arasında tercih yapacak. Cumhuriyetçilere göre ülke adeta bir suç mahalli, bir azap ve sıkıntı yeri. Güzel günler geride kaldı. Ama eğer demokratları dinlerseniz bir ümit ışığı, çeşitlilik, yeni fikirler için enerji ve tüm bunları inşa edecek ileriyi göreceksiniz. Elbette cumhuriyetçiler elektronik postalar konusunu gündeme getirecek. Ama seçimin sonucuna bunlar karar vermeyecek. İnsanlar zaten bir yıldır aynı şeyleri duyuyor. Bununla ilgili yeni bir şey çıkmasını beklemiyorum. Okay, I think that's all we have time for. Thank you very much, Stephen, for the inside track on the race for the presidency. Thank you, Joe.